F Park Efen. Bu I şıkı. İki I şıkıysa F Park Lim Inf Efen eşittir Lim Inf la pardon Lim Sup F Park Efen olacak yani değil Efen. Ha, ne ya eşitlikleri ne yapar? Sağlanır. Bunlar eşitlik olduğuna göre sağlanır diyeceğiz. Çözüm. İyi ben çözüyorum. İki iyi siz çözüyorsunuz. Evet. Bakayım cevap var mı? Ben baktım. Sen baktın. Meltem sonuç ne? Baktıysan. Baktın. Baktın ama sonuç yok. Tamam. Sonra şey yaparız. İyi şıkkını çözeceğiz. Bunların küme olduğunu unutmuyoruz. Lim Sup Efendi deyince yani bir şeyin Lim Sup'unu alınca onun bir küme olduğunu unutmamak gerekiyor. O bir sayı değil, küme. Küme olduğu için farklı işlemi de yapabiliyorsunuz zaten. Ne yapmamız lazım? Buradan aldığımız elemanın burada olduğunu, buradan aldığımız elemanın burada olduğunu göstermemiz lazım. İki kümenin eşitliğiyse ancak x kapsar y ve aynı anda y kapsar x olmalı. Bu ne demek? Ancak ve ancak x eleman x iken x eleman y olduğunu göstermelisiniz. Ve y x eleman y iken ne olduğunu göstermelisiniz. Küçük x'in büyük x'in elemanı olduğunu göstermelisiniz ki bu x eşittir y olduğunu göstermiş olalım. Şimdi ilk önce biz bunu gösterelim. Ondan sonra da bunu gösterelim. Tabii ki bunu gösterdiğimiz zaman ters yönünü yaptığımız zaman diğerini de elde etmiş olacağız. Belki de gerek kalmayacak. Şimdi x eleman f fark lim sup fn olsun. Bu ne demek? Lim sup fn'in tanımı ne? Lim sup fn demek. F demek. Fn miydi? Fn demek. Sup olunca ne yapıyorduk? Birleşimlerin kesişimi diyorduk. İşte buraya ne yazacağız? N eşittir birden sonsuza. Buraya ne yazacağız? N eşittir M mi yazacağız? M eşittir N yazacağız? Buraya da F mi yazacağız? Siz tam tersini de yapabilirsiniz. İşte buraya M eşittir birden diyebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Bu F mi olsun? O zaman ne olacak? X elemanıdır. F fakat X elemanı değildir. Kesişim N eşittir birden sonsuza. M eşittir N'den F'm şeklinde ne yapılır? Yazılır. Şimdi X eleman F'm o zaman fakatın yerine ne kullanabilirsiniz bu arada? Tabii ki ve kullanmak daha mantıklı. Kesişimde değilse arkadaşlar ne olacaktır? Bilen var mı? Ya da şöyle yazabiliriz değil mi? X elemanıdır. N eşittir 1'den sonsuza. M eşittir N'den F'm yazdınız. Bu ne olacaktır? Şurada sonsuz değil mi? Burada sonsuz yazıyoruz. Bunun tümleyeni olacaktır. Kendisinde değilse o kümenin tümleyenindedir. Buradan devam edersek. O zaman X eleman F ve X elemanıdır. Şimdi tümleyen aldığımız zaman bu kesişim neye dönüşecek? Pardon, birleşime dönecek. İçindekinin neyini alacağız? Bunu istiyorsanız kapatabilirsiniz mesela. Buna ne diyeceğiz mesela? Cn dediğiniz zaman C'nin ne olur orası? C'nin tümleyeni olacaktır. Tamam, tümleyeni aldığınız zaman bir kesişim birleşme içindekinin tümleyenini alırsınız. Bu da ne demek? N eşittir 1'den sonsuza kadar içindeki birleşimlerin Cn buna eşittir çünkü Fm'lerin tümleyeni olacaktır. Buradan devam edersek x eleman f ve x elemanıdır. Ne olacak şimdi? N eşittir 1'den sonsuza. Bu tümleyen ne yapacak? İçeriye geçecek. O zaman birleşim ne olacak bu sefer? Kesişim olacak. M eşittir N'den sonsuza. Kesişime dönecek. Tümleyen ne yapacak? Fm'in üzerine gelecek. Fm tümleyen ne demek zaten? Şimdi ne oldu? X elemandır F'miş ama bunun elemanı değilmiş. Şimdi bu ne demek? Bu X elemanın F olması ama tümleyenin şeyinin elemanı olması ayrıca X'in. Bu tümleyenlerin ne oldu? Elemanları oldu. Bu da şu anlama gelir. N eşittir 1'den sonsuza. X eleman F olduğu için ve M'den ve N'den bağımsız olduğu için o F'i bunun içine ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz. Nasıl koyacaksınız? Arada da V var. V varsa kesişim yapmanız gerekiyor. F kesişim, F'imin tümleyeni. Şimdi kesişim yaptıktan sonra bildiğimiz bir şey var. A fark B demek. A kesişim B'nin tümleyeni demek arkadaşlar. Tamam mı? A fark B demek. A kesişim B'nin tümleyeni demek olduğundan dolayı bunu yazmak istersek N eşittir 1'den sonsuza. M eşittir N'den sonsuza. Ne olacaktır? F fark Fm diye yazılır. İstediğim şeyi hallettim mi? Bir yukarıya bakalım. Bu ne demek şimdi? Lim kesişimlerin birleşimini aldığınız için lim inf olacaktır. Lim inf F fark Fm. Umarım istediğimi elde etmişimdir. Bir yukarıya bakayım. Evet. Fn yazacağız pardon. Ne? Sonunda ne olduğu için? Fn yazacağız. Tamam. Gördüğünüz gibi istediğimiz şey olmuş oldu. Lim inf Fn F fark Fn'e eşit oldu. Bu da bize istediğim sonucu verir. Bu bir tarafını veriyor. Şimdi tam tersinde ne yapacağız? Bu tarafa doğru gidebilir miyiz? Bu zaten buna eşit. Bu demek hem f'in elemanı demek. Şimdi x eleman buradan alırsanız böyle derseniz f'in elemanı demek. Çünkü f buradan dışarıya ne yapabilir? Doğrudan çıkabilir. Niye? F ikisinden de bağımsız ve kesişim var hepsinde.
Şurada kesişim var. Bu kesişim ne demek? X eleman F, X eleman T'nin elemanı demek. F'nin tümleyenin elemanı demek. Bunu ayırabilirsiniz. Ayırdıktan sonra geriye doğru işlem yapabiliyorsunuz. İşte bunları teker teker kontrol edeceksiniz. Aynı işlemleri yapabildiğiniz için geriye doğru da gidebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi şu yönüyle biz bunu gösterdik. Tamam mı? Bu yönüyle ise şunu göstermiş olduk. Bu ikisi gösterilmiş olduğundan x tarafından kapsanır, x de y tarafından kapsanır. Sonuç olarak x y'ye eşit çıkar. Bu da bizim sonucumuzu verir. Diğerini siz ispat edeceksiniz. Şimdi burada kümelerle ilgili şeylerimiz bitti. Artık varsa da şeyin içinde onları kendiniz çözersiniz. Artık halka ve cebir tanımlarına geçeceğiz. En önemli şeylerden birisi halka ve cebir. Bu ön bilgiler daha sonra bir daha gösterilmeyecek. Normalde kitaplarda baktığınız zaman bunlar ayrıca gösteriliyor her şey yapıldığı zaman. Önceden gösterilmiyor. Ben bunları önceden göstermeyeceğim. Şey, sonradan göstermeyeceğim artık. Kendiniz gidip bulacaksınız. Ön bilgilerde var diyeceğim, gideceksiniz. Anlatmayacağım bir daha. Şimdi halka ne demek? Cebir ne demek? Halka bir küme ailesi. Her şeyden önce bir küme ailesi. Cebir de bir küme ailesi. Cebir de neymiş? Bir küme ailesi. İkisi de bir küme ailesinde şey yapıyor. Küme ailesi ne demek? İşte bir tane neye ihtiyacımız var? Bir uzaya ihtiyacımız var. Nasıl bir uzay olacak? X boşluktan farklı bir küme olsun. Uzay derken kümeye ihtiyacımız var. Şimdi bu kümenin bize ne, küme ailesine ihtiyacımız var. Halka için biz bu küme ailesini şöyle tanımlayalım. X'in alt kümelerinden biraz eski Türkçe kullanayım. Müteşekkil olan ne diyelim ona? Rn. N eşittir birden sonsuza kadar. Rn'lerden mi bahsedeyim? R diyelim direkt. Rn demeyelim. Halka ring demek biliyorsunuz zaten İngilizce'de. Olan R ailesini göz önüne alalım. Eğer aşağıdaki iki tane koşul sağlanırsa biz bu aileye kimden alacağız tabii ki? R'ye bakacağız. Göz önüne aldığımız aile bu. Buradan eleman alacağız şimdi. Her A eleman R için ne olmasını bekliyoruz? A'nın tümleyeni. Ya da A kesin ya da iki tane eleman alalım. Daha güzel olur. Her A B eleman R için. A fark B'nin de bu ne demek? Az önce yazmıştım şurada. A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni demekti. A kesişim B de B'nin tümleyeni de nerede olacak? R'de aldığımız için bu da R'de olacak. İkincisi ise sonlu sayıda eğer şey aldığınız zaman, bu kümeden eleman aldığınız zaman biz bunları AN küme dizisi dersek sonlu tabii ki bu. Sonlu olduğunu belirtmek için M'ye kadar alalım. N eşittir birden M'ye kadar. R'den bir kümeler şeyi alıyorsunuz. Dizisi, küme dizisi, sonlu küme dizisi aldığınız zaman için diyelim. Bunların birleşimi N eşittir birden M'ye kadar. A ne? Yine neyin elemanı olacak? R. Koşulları sağlanıyorsa R'ye ne üzerinde? X kümesi üzerinde. Bu bir kural. Yani bir nevi kural oluşturdunuz. İki kural var. Bu iki kural üzerinde X'in üzerinde bir ne oluşturuyorsunuz? Bir kural oluşturuyorsunuz. Bu kural size halka olarak lanse ediliyor, söyleniyor. Üzerinde bir halkadır denir. Şimdi eğer bu iki şartında sonsuz sayıda AN'ler eğer N eşittir birden sonsuza kadar kapsar R için N eşittir birden sonsuza kadar AN'lerin birleşimi R'de kalıyorsa bu sefer bu halkaya R halkasına sigma halka diyeceğiz. Sigma halka denir. Bu halkanın tanımı, şimdi cebirin tanımına geçeceğiz. Cebir ne demektir? Yine bize ne ihtiyacımız var? Bir tane kümeye ihtiyacımız var. Evrensel küme. X yine boşluktan farklı bir küme. Ve aynı şey gibi, R gibi sigma, büyük sigma ile göstereceğiz. Büyük sigma ya da A ile gösteriyoruz. Muhtemelen şeyde güzel A ile gösteriliyor, fark etmez. Büyük sigma, kitaplarda sigma diye görebilirsiniz. O yüzden ben sigma olarak aldım burada. Mustafa Balcın kitabında belki. Alan var mı kitabı? Bu arada. Elinde kitap olan var mı? Mustafa Balcın kitabı. Sende mi var Mert? Yok. O başka bir soru. Başka bir şeyin cevabıymış. Bugün niye böyle? 8 kişisiniz. Çoksunuz. Sabah gördük. İyi olduk. Hani zaten dün soruyordu hocam. Yarın ders yapacağız. Almadım. Ha, tamam. Kütüphanede yarın. Kütüphanede var yani. İyi. Biz çoğu zaman orayı takip ediyoruz zaten. Buradaki sorularla oradaki sorular. Oradaki çözülmemiş sorular burada çözülmüş olarak bulunuyor. Onu söyleyeyim size. Alıştırma kısmındaki birçok soru çözülmüştür. X boştan bir küme, boştan farklı bir küme ve sigma bu X kümesinin alt kümelerinden oluşan bir ailesi olsun. Aşağıdaki üç özellik sağlanırsa aşağıdaki üç özellik. Bak topolojide de böyle. Topolojide kaç özellik var? Bir şeyin topoloji olması için kümenin.
3 müydü? He? 3'te mi? Anda da 3 tane koşul. Aşağıda 3 koşul sağlanırsa. Ne diyoruz? Sigma'ya x üzerinde bir C1'dir denir. Şimdi C1'in özelliklerini teker teker yazalım. Niye tekrar yazıyorum? Çünkü yazmakla söylemek arasındaki fark büyük aslında. Yani şimdi oradaki yazılanları okumak da yetmiyor. Yazmak her zaman insana iyi geliyor. Şey, matematikçi için en önemli şeydir yazmak. Yazmayı bilmek lazım. Burada ne yapacağız? Bir tane ilk önce bu x dediğimiz en büyük bu evrensel küme kesinlikle sigma'nın elemanı olacak arkadaşlar. Bu bir. Sizde de topolojide kim hem boş küme hem de x değil mi? O kümenin elemanı olacak topolojide. İlk kural oydu galiba. İkincisi buradan sigma'da aldığınız herhangi bir a elemanı için a'nın tümleyeni de sigma'da olmalı. Şimdi zaten topolojiyle aynı oldu bir nevi. X plus sigma'nın elemanı, x'in tümleyeni boş küme. Boş kümede kimin olmalıymış? Sigma'nın elemanı olmalıymış. Bu yönüyle baktığınız zaman topolojinin iki kişi şartını da sağlıyor bu aslında. Diğer yanda n eşittir 1'den m'ye kadar a'neler. A'neler kimin elemanı? Sigma'nın elemanı olacak her n için. Kimin elemanı olacak? Sigma'nın elemanı olmalıdır. Tamam mı? Bu üç şart sağlanıyorsa biz ne diyormuş? Şu sigma'ya x üzerinde bir c1'dir diyormuşuz. Şimdi üçüncü koşulda m sonsuz, üçüncü koşulda diyelim. M sonsuz alınırsa ve üçüncü koşul sağlanırsa, şey buna ne diyelim? Dört koşul sağlanırsa diyelim. Ve bu koşul sağlanırsa buna ek olarak, 1 ve 2 ek olarak bu sefer ne diyeceğiz? Sigma'ya sigma c1 diyeceğiz. Sigma'ya sigma c1'i x üzerinde. Sigma c1'i denir. Bunlar bizim tanımlarımız. Tanımlar önemli. Şuradaki halka ve şey tanımlarına baktığınız zaman arada bir fark göreceksiniz. Halka ile C1 arasındaki en büyük fark nedir? Gören var mı halka ile C1 arasındaki en büyük fark? Tabii ki X kümesi şeyin elemanı olmak zorunda değil. Adını siz getirin. Halkanın elemanı olmak zorunda değil, değil mi? Buna baktığınız zaman eğer çalışıp geldiğiniz belli oluyor. Notlarda var zaten. Soruyor mu? Boş soruyoruz. Devam. Real analiz. Kaçıncı hafta bu? Altıncı mı? Beş. Beş miydi? Beşinci hafta. Daha hiçbir şey işlemedik. Devam. Bir anda bir hızlanacağım zaten. Ondan sonra kimse tutamayacak. Onların notları da yok. O yüzden kendiniz not tutmanız gerekecek. Daha iyi olacak böyle. Evet. Şimdi bunlar örnek olarak. Şunları verelim. Örnek. Ne var örnek olarak? Elimizde var mı örnek? Bakalım örnek var mıymış. Burada başka bir şey vermişiz. Onu verelim. Örnek yok da halka ile ilgili böyle çok önemli bir örnek yapmamışız. Çok da önemli değil. Zaten bizim için önemli olan sigma. Biz sadece şunu göstereceğiz. Halka için şöyle bir soru var. Halka sonsuz sigma halka değil. Sigma halka sonsuz kesişimler altında kapalıdır. Kapalıdır gösteriniz. Bu ne demek? Kümeleri kesiştirdiğiniz zaman sonunda çıkacak olan eleman da kimin elemanı olacakmış? Sigma halkanın elemanı olacakmış. Orada ikinci bir şey göstermeniz gerekiyor. Yani buraya yani yazayım. AN hangi kümeden almıştık biz? X mi demiştik? AN X'teki elemanlar olsun. Tamam mı? X'ten mi alıyoruz elemanları? Kimden alacağız? Sigma halkadan alacağız. Sigma halkanın adına ne demiştik? R demiştik. O zaman R diye yazalım. R olsun. N eşittir 1'den sonsuza kadar. Sonsuz kere kesiştirdiğiniz zaman sonsuz kere kesiştirdiğiniz zaman AN'leri bunlar da R'nin elemanı olduğunu göstermeliyiz. Şuraya ise yazmayayım. İçin yazayım. Olduğunu göstermeliyiz. Şimdi burada en önemli şey, muhtemelen orada da notlarda da göreceksiniz. Şu eşitliğin gösterilmesi. N eşittir 1'den sonsuza kadar A'nın kesişimi. Eğer şunu gösterebilirsek A1 fark N eşittir 2'den sonsuza kadar A1 fark AN. Şimdi bunlar bize ne verecek? Yani bu ne gibi bir şey sağlıyor? Neden bunun R'nin elemanı olduğunu söylüyor? Onu gösterelim ilk önce. Şimdi halkanın şartlarına baktığınız zaman o halkanın şartlarını şuraya getireyim. Türlü öğrenemedim. Mouse'un yerine şunu kullanmayı seçerken. Evet. Kontrol V deyince geliyor muydu? Niye gelmedi? Bir daha kopyalayalım o zaman.
Kopyalandı. Tamam. Şimdi halkanın şartlarını kullanarak eğer ben bunu bu eşitliği gösterebilirsem bu kesişimin gerçekten de R'nin elemanı olduğunu göstermiş olur muyum gerçekten ona bakalım. Şimdi iki tane şartımız var. R'nin biz bir sigma halka olduğunu biliyoruz. R bir sigma halka olduğunu biliyoruz. Ve o zaman R sigma halkaysa bu koşullar her zaman ne yapıyor? Sağlanıyor. Bu M'nin yerine ne yazacağız bu arada? Sonsuz yazacağız arkadaşlar. Çünkü sigma halka olduğu için sonsuz yazmamız gerekiyor. Şimdi şu iki eşitliğe baktığınız zaman burada bir şey var. A1 fark AN var. Gördüğünüz gibi galiba bu bir kesişim olmayacak, birleşim olacak. Şimdi daha mantıklı oluyor. A1 fark AN var gördüğünüz gibi. Bize ne söylüyor? İki tane R'nin elemanı aldığı zaman A1'de AN'de R'nin elemanı. Gördüğünüz gibi bütün AN'ler zaten R'nin elemanıysa A1'de AN'de R'nin elemanı. Bunların farkları da o zaman bizim şey, R'miz C1 olduğu için bunların farkları da R'nin elemanı. O zaman bu R'nin elemanı olmuş oluyor. Şimdi R'nin elemanı bir olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunların hepsine BN dersek biz bu farka. BN'lerin hepsi R'nin elemanıysa şeyimiz sigma halka olduğu için R'miz. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman ne işte şeyden 2'den ya da 1'den fark etmez. İsterseniz 3'ten başlayın. 3'ten başlasak sonsuza kadar da gitsek bunlar da yine neyin elemanı olacak? R'nin elemanı olacak. Şimdi bu toplam birleşmede biz C diyelim. Şimdi burada A1 var, burada da C var. C R'nin elemanı, A1 de R'nin elemanı. Bunların farkı da o zaman 1'e göre bu sefer kimin elemanı olacak? Bu 1'e göre yine elemandır, R olacaktır. Yani o halde biz bu iki eşitliği gösterirsek istediğimiz şeyi ne yapmış oluruz? Yapmış oluruz. O zaman bu eşitlik ne demek? Bu eşitlik ne demek? Küme eşitliği. Küme eşitliğinde ne yapacağız? Buradan eleman alıp burada olduğunu, buradan eleman aldığınız zaman buradan olduğunu göstermek zorundasınız. Elbette ki burada şuradan başlayıp yani şuradan eleman alıp buradan olduğunu göstermek daha zor. Çünkü açık olarak yazılan şey bu. Buradan buraya geçiş çok zor. Yani şuradan eleman alıp buradan olduğunu göstermek zor. O yüzden biz sağ taraftan alıp başlıyoruz. A1 fark açtınız parantez n eşittir 2'den sonsuza kadar A1 fark AN dediniz. Kapattığınız parantezi. Bu ne demektir? X bunun elemanı demektir A1'in ama X bunun elemanı değil demektir. Doğru mu? X elemanıdır A1 ve X elemanı değildir. N eşittir 2'den sonsuza kadar A1 fark AN'dir. Şimdi eleman değildir demek, bunun değilini almak demektir. Her zaman yaptığımız gibi. Umarım artık böyle öğrenmişsinizdir bu şeyi. Büyük bir parantez açtınız. N eşittir 2'den sonsuza kadar A1 fark AN olarak yazdınız diyelim. Buraya ne yazacağız artık? Pardon. Evet, hepsini yazacağız. Tümleyen diye yazacaksınız. Tümleyen olduğu zaman ne yapıyorduk? Hatırlarsanız tümleyen içeri girerse birleşim kime dönecekti? Kesişime dönecek. X elemanıdır. Açtınız parantez. N eşittir 2'den sonsuza kadar. O tümleyen ne yapacak arkadaşlar? Bunu da A1 kesişim AN'in tümleyeni olarak yazalım. Olur mu? Tümleyeninin tümleyeni olmuş olur. Bu tümleyen buraya geldi. Bunun eşitliğini de şu şekilde yazdık. Şimdi buradan yine X elemanıdır A1 ve X elemanıdır. N eşittir 2'den sonsuza kadar. Buna ne yazacağız? Bu tümleyen bu sefer içeri girdiği zaman A1 zaten olduğu gibi kalıyor. Buraya birleşim oluyor. Burası ne oluyor? AN'in tümleyenin tümleyeni. AN'in tümleyeni neye eşittir? Tabii ki AN'e eşittir. O zaman burası da AN olmuş olur. Onu burada kullandık arkadaşlar. Şurada ne kullandık? A1 fark AN'in A1 kesişim AN'in tümleyeni olduğunu kullandık burada da. Tamam mı? Evet, sonuç olarak bu A1 var burada gördüğünüz gibi. Burada ne var? N eşittir 2'den sonsuza kadar var. Biz ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi bu n'den bağımsız olduğu için bunun içine ne yapabiliriz? Atabiliriz. Bir yerde hata yaptın mı? Kimse bir şey demiyor. Aha, yazmış İsmail. Güzel. Buraya ne yazacağım ben? Tümleyen yazacağım. İsmail söylemiş. Teşekkür ederim İsmail. Arada bakmam gerekiyor demek. İsmail artı 2 point vizene katıyorum. Dikkatli dinleyişinden dolayı teşekkürler. Hani 2 puan önemsiz değil mi İsmail? Şu aralar puanlar çok önemli olacak biliyorsun. Evet, bu durumda ne oluyor? Bana hatırlatırsın sonraki puan vereceğim. Buradan ne yapabiliriz? A1 kümesini bunun içine atabiliriz demiştik. Neden? Çünkü bu A1 bu n'den bağımsız. Kesiştirebiliriz yani. Şurada V var gördüğünüz gibi. İsterseniz ilk önce bunu şöyle yazarsınız. Kesişim. Bir kesişim daha yazarsınız. Az önce yapmamıştım böyle bir şey. A1 tümleyen birleşim AN. Tamam mı? Sonra burada artık kesişim var. Burada da kesişim var. Gördüğünüz gibi bu da kesişim. Bu kesişimin içine ne yapabiliriz? Katabiliriz. X elemanıdır. Yine n eşittir 2'den sonsuza kadar. Bir şey değişmiyor arkadaşlar burada. Burada ne yazacağız? A1 kesişim. Açıyorsunuz parantez. A1 tümleyen birleşim AN diye yazabilirsiniz. Kapattınız. Bunu da kapattınız. Burada bir şeyler bulacağız. Sonra A1'i tekrar dışarı çıkartabiliriz bulduktan sonra. Şimdi buradan devam edersek x elemanıdır. N eşittir 2'den sonsuza kadar. Hani çarpmanın toplama üzerindeki dağılma özelliği gibi kesişiminde neyi? Dağılma özelliği var. Bunları dağıtıyorsunuz. Bir nevi çarpma gibi. Bunu da artı gibi düşünün. Bunu çarpma gibi düşünürseniz benzer bir şekilde burada işlem yapacağız yani. Ne yapıyorsunuz? A1 kesişim A1'in tümleyeni. Artının yerine işte birleşim gelecek. Onun yerine ne yazıyoruz? A1 kesişim AN'in kendisi. Doğru mu? Kapattınız. Bunu da kapattınız. Bu bunlara eşittir. Buradan devam edersek x elemanıdır n eşittir 2'den sonsuza kadar. Ne biliyoruz? Şu neye eşittir?
Evet. Herkes kopmuş durumda. Güzel. Yok canım. Abi fark. AN. O ne? AN 7 ne? 7 değildir o da. Ya Allah aşkına yapma hani. Yapma. Bir tane küme alın. Hemen elinizde bir tane çizin bakalım. Kesiştirin bakayım ne çıkar. Boş küme. Aynen öyle. Boş küme çıkar değil mi? Hande artı bir puan da sana vize. Bundan sonra her doğru cevap verene derste. Şimdi şöyle yazayım. Vize İsmail artı 2. İsmail takip ettiği için artı 2 aldı. Hem takip etmem de söylemeden hatamı buldu. Hande'ye de artı 1 yazıyoruz. Yavaş yavaş her derste bunlardan vereceğim. Artık yapacak bir şey yok. Yoksa derse kimse gelmek istemiyor. Boş küme. Boş kümeyle bunu birleştirirsek A1 kesişim. AN olmuş olur arkadaşlar. Bir daha yazayım aynı. Eksik oldu. Şimdi az önce söylediğim şey geçerli. A1 kesişim AN yazdınız. Bu da bir kesişim kümesi. Bu da kesişim. İsterseniz bunu teker teker de yazdığınız zaman bunların A1 parantezini alabileceğinizi, yani A1'i tümden hepsiyle kesiştirebileceğinizi görebilirsiniz. Ne oldu bu? AN olarak yazıldı. Bu şekilde dışarı ne yapabiliyoruz? Atabiliyoruz. Nasıl olarak? Arada ne var? Kesişim. Bu da kesişim. O zaman kesişim olarak atabiliyoruz. Birleşim olarak atabilir miyiz? Birleşim olsaydı onu da atardınız. Tamam mı? Bunu nereden göreceksiniz? Mesela birleşim olsaydı niye atabilirdik? A1 birleşim A2 böyle devam edecekti. Bunlar hepsi bir de kesiştiriyorsunuz sonra. A1 birleşim A3. Burada bir nevi bu şekilde devam ettiği zaman bu bir nevi A1'i siz ne yapmışsınız? Şöyle bir şey dağıtmışsınız gibi düşünün. Düşünürsünüz zaten. A2 kesişim A3. Bu buna eşittir bakın. Kesişim A4. Eğer gerçekten bunu dağıtırsanız nasıl dağıtırsınız? Sırayla az önce yaptığım gibi bu sefer kesişimin üzerine ne olur bu? Birleşimi dağıtmak gibi olur. Bu sefer çarpı olarak bunu artı olarak bunları alacaksınız anlamına geliyor. Dikkat ederseniz A1 ile A2 birleştireceksiniz. A1 ile A3'ü birleştireceksiniz. Bakın teker teker. Yani burada demek ki sabit bir indisli bir şey varsa, küme varsa A1 gibi, A şey gibi. Şuradaki de önemli, işaret önemli. Buna göre ve şuna göre baktığınız zaman ilk önce açarsınız, ondan sonra şey yaparsınız. Kesişim olursa da bu arada sadece kesişim olacak işte. Buradan biz ne buluruz? X o zaman elemanıdır. Kaç tane var? Burada A1 var. Burada A2'den başlayan kesişimler var. Sonuç olarak bunu eniştir birden sonsuza kadar AN olarak yazabilirsiniz. Yani burada sonsuz tane kesişim var. Bir nevi ne yaptık? A1'i de bu kesişimlerin içine katmış olduk. 2'den başlıyordu, 1'den başlamak üzere devam ediyor. Zaten bunu açarsanız buna eşit olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Şimdi tam tersi yoldan gitseniz benzer şekilde buradan başlarsanız gidersiniz, gidersiniz. Bunlar eşittir. Bunları göreceksiniz ve en sonunda bunu bulacaksınız. Bu da iki kümenin eşit olduğunu söylüyor. Bu da bize az önce anlattığım şeyden dolayı bu R'nin elemanı, bu da R'nin elemanı, bu da R'nin elemanı olduğundan dolayı bu sonsuz kesişimler ne oluyor? Sigma halka bu sonsuz kesişimler altında kapalıdır oluyor. Kapalılık neydi zaten? Bir nevi oradan şey yapıyorsunuz. Kesiştirdiğiniz zaman sonuçta çıkan elemanı da o kümenin elemanı olduğunu söylüyorsunuz. Mesela ne diyoruz? İşte reel sayılar toplamaya göre kapalıdır. Oradan iki eleman aldığınız zaman keyfi topladığınız zaman yine R'nin elemanı olduğunu söylüyorsunuz bir nevi. Aynı onun gibi kapalılık bu anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet bu şey içindi. Şimdi sigma C1'i ve C1 için bazı örnekler var. Daha doğrusu sigma C1 için var. Bunlara bakalım. Eğer mesela şöyle bir soru vardı. X sayılamaz bir küme ise sayılamaz bir küme. Ve sigma şu şekilde tanımlanıyor. Sigma A kapsar X. Kimden alıyoruz? X'in elemanları. Ama A'lar sayılabilir olsun. Yani biz sigmanın içine kimleri katıyoruz? X'in alt kümelerini katacağız ama sayılabilir olanlarını atıyoruz. Tamam mı? Sayılabilir olsun. Sigma X üzerinde bir C1 olabilir mi? C1 olabilirse sigma C1 olabilir mi? Sigma C1 olmak daha zor biliyorsunuz. Cevabını hızlıca vereyim. Olamaz. Çok hızlı verdim. Neden olamaz? Evet. Neden olamaz? Evet. Koşullar ne söylüyor bize? Hemen gidiyoruz. Sigma C1 olma koşulları. O koşulları alıyoruz oradan. Kopyaladık diyelim. Buraya yapıştırdık. Koşullar burada. Evet. Hangi koşulu sağlar? Hangi koşulu sağlamaz? Mesela bir koşulu sağlar mı? Ne diyorsunuz? Bir. Yani X'in sigma elemanı olabilir mi? Sağlamaz bence değil. Direkt cevap istiyorum. Sağlamaz bence değil. Neden sağlamaz? Sağlamazsa. Feyza diyor ki sağlar. Sağlamama nedeni ne? Bir yandan da Kübra chatten yazıyor. Evet. Sayılamaz olduğu için olamaz mı hocam? Yani neyi olamaz mı? Kim sayılamaz? Şimdi sigmanın içine hangi kümeyi katıyoruz tabii ki? Evet. X sayılamaz. Sağlamaz. X sayılamaz olduğu için evet sayılabilir değildir değil mi? Evet. O yüzden X'in kimin elemanı olamaz? X elemanı değildir. Nerede o kalemim benim ya? X elemanı
Değildir sigma çünkü x sayılamaz. Sayılamaz olduğu için olamaz mı? Evet, x sayılamaz bir kümedir. Aynı anda cevap verdiği için iki arkadaşımıza Kübra ve Meltem ikinize artı bir. Evet, bundan sonra böyle. Devam edelim. Bu yüzden olamaz olduğunu anladık. Şimdi ben koşullarını tekrar almayayım. Muhtemelen copy paste yapmadım. Akılda kalmıştır. Başka bir soruya bakalım şimdi. Bu soru o kadar da kolay bir soru değil. Renanis. 5. hafta. 3. bölüm. Nightmare. Evet, bu sefer yeni bir soru. Yine x'imiz bu sefer yine sayılamaz bir küme. Ama sigma şöyle tanımlanıyor. Sigma yine x'in alt kümelerinden oluşacak ama şunları ya a sayılabilir olacak veya o olmazsa x park a sayılabilir olsun. Bir küme ve sigma x üzerinde şuna olsun diyelim. Sigma x üzerinde bir c1 olur mu? Olursa sigma c1 olur mu? Şuraya yazayım sigma c1'i. Sigma c1 de olabilir. Şey de olabilir. Şimdi ilk önce şuna bakalım. X bu kümenin elemanı olur mu? Şunu kopyalamıştık. Onu getireyim tekrar. Evet. X bu kümenin elemanı Olur olabilir hocam. mi? İyi. X elemanı mıdır? Evet. Sigma. Şimdi X'in sigma'nın elemanı olması için sigma'nın tanımına göre şuna bir diyeyim. 1'e göre ya X sayılabilir olacak. Ya da kim olacak? X fark X sayılabilir olacak. Sayılabilir olmalıdır. Şimdi X sayılamaz bir küme olduğu için bu yok. Değil mi? Ama X fark X nedir? Boş küme. Boş küme sayılabilir olduğundan X ne olacaktır? Sigma'nın elemanı olacaktır. 2i. Evet. 2i A eleman sigma için. A'nın tümleyeni sigma'nın elemanı olur mu? Böyle bir soru var. Ne diyorsunuz? Notlarda tam olarak açıklamamış aslında. Evet, onu da söyleyelim o zaman. Şimdi A eleman ne olsun diyelim? Sigma olsun. Şimdi A'nın tümleyeni sigma'nın elemanı. Buna bakacağız. Soru işareti koydum üstüne. Şimdi A'nın tümleyeni ne demek? X fark A. X fark A'nın yani A'nın tümleyeninin elemanı da sigma olması için aynı burada yazdığım gibi olması için ilk önce ne olması gerektiğine bakalım. Olması için tanıma bakıyoruz. Ya X fark A sayılabilir olmalıdır. Ya şuraya ya yazayım. Olmalıdır. Aslında ya kullanmamak daha iyi çünkü orada veya var. Ya da ne olacak? X fark A ne olacak? Sayılabilir olacak. Evet. Ne diyorsunuz? Diğer yandan diyelim. Ben şöyle yazayım. X fark A biliyorsunuz A'ya eşit olur. Yani A'nın tümleyeni demek aslında bu. Diğer yandan şunu biliyoruz. A eleman sigma olduğunu biliyoruz. Olduğundan yine tanım kullanacağız. Ya A sayılabilirdir ya da X fark A sayılabilirdir. Şu tanıma göre yazıyorum bakın. Şimdi bu ne demek zaten? Yukarı bak olması için dedik. Ya x fark a sayılabilir olmalıdır ya da a sayılabilir olmalıdır dedik. Zaten a eleman sigma olduğundan ya a sayılabilirdir ya da x fark a sayılabilirdir. Bu zaten bunu ne yapmış oldu bir nevi? Sağlamış oldu. O halde ne diyeceğiz? A'nın tümleyeni sigma'nın elemanı olur. Bu kadar. Şimdi gelelim 3i'ye. Burada bütün sıkıntı şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. X'in sayılamaz bir küme olmasından kaynaklanıyor. 3i. 3i bize ne diyor? Bugün ara vermek isteyen var mı? Yok değil mi? Ben de ara vermek istemiyorum. Bakayım kimler varmış. Zaten yoklama almaya gerek yok artık. Sonradan izleyen arkadaşlar da varmış. Bundan sonra şeyleri raporlardan çıkartacağız. Evet. 3i. Buna ne Hocam. diyeceğiz? Bir tane an kümesi alacağız. N eşittir 1'den m'ye kadar. Bu c1 için m'ye kadar. Sonsuz alırsak sigma c1 için. İlk önce bunun biz C1 olduğunu görelim. Ondan sonra sigma C. Belki C1 bile değil. Kimin elemanı olsun? Sigma'nın elemanı olsun. Olsun. Neye bakmamız lazım? N eşittir 1'den M'ye kadar. A neler? Acaba sigma'nın elemanı olur mu? Buna biz B kümesi de diyebiliriz. Büyük B kümesi. Olur mu? Olursa ne olacak? C1 olacak.
Bu şey, sigma ile gösterdiğimiz şey x kümesi üzerinden bir C1 olacak. Şimdi bir sürü koşul var tabii ki burada. Yani AM'lerin ne olması? AN'lerin hepsi sayılabilirse, doğru mu? AN'lerin hepsi sayılabilirse birleşimde sayılabilir olur, değil mi? Olur mu? Evet, ne düşünüyorsunuz? Kimsenin cevabı yok. Siz soyut matematik gördünüz mü? Mesela sayılabilir sayıda sayılabilir kümenin birleşimi ne yapar? Sayılamaz mı yapar? Sayılabilir yapar. Eğer sayılabilir sayıda sayılabilir küme var, içinde bir tane sayılamaz küme varsa sayılamaz yapar. Tamam mı? Bir tanesi bile neyi yapmaya şey yapıyor? Bir tanesi sayılamaz küme bütün kümenin sayılamaz olmasına neden olabilir. Ama sayılabilir sayıda sayılabilir kümenin sayılabilir sayıda olmasa dahi sonsuz sayıda olursa yine sayılabilirdir. Sayılabilir sayıda ne demek? Sonsuz da olabilir yani. Sayılabilir sonsuz kavramı var biliyorsunuz. Sonsuz sayıda sayılabilir sonsuz var, bir de sayılamaz sonsuz var. Onu yazalım. Sayılabilir sonsuzluk ikiye ayırıyoruz bak. Sonsuzluğu ikiye ayırıyoruz. Biri sayılabilir. Mesela doğal sayılar. Sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Reel sayılar. Sayamazsınız ki. Başlayın diyelim. Sıfırdan başlayın bakayım. Sayın diyeyim. Sayamazsınız. Sayılamaz. Sayılabilir kümeleri örnek olarak doğal sayılar. Tam sayılar. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar Q ile mi gösteriyor? Tamam. Sayılamaz kümeye reel sayılar. 0, 1 arada mesela. Alt küme olarak. Kompleks sayılar. Bunlar sayılamazsınlar. Tamam mı? Şimdi bu sayılabilir sayıda kümeyi, sonlu sayıda sayılabilir kümeyi birleştirdiğin zaman, işte i eşittir 1, n eşittir 1'den m'e kadar sayılabilir sayıda kümeyi birleştirdiğin zaman yine sayılabilir olacak. M'yi sonsuza gönderseniz yine sayılabilir olacak. Ama sayılamaz kümeleri birleştirdiğiniz zaman sayılamaz olur. Bunları bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi olur mu diye sorduk. Ona bakmamız lazım. Şimdi bütün AN'ler kimin elemanıydı? Her N eleman IN için. AN saçlarını yaptırmış her dönüşte o. AN eleman sigmadır. Tamam mı? Şimdi AN sigma olması bize onun sayılabilir olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şimdi tanıma gittiğimiz zaman A sayılabilir veya X fark A sayılabilir diyor bize. Tamam mı? Yani A sayılabilir veya ikisinden birisi. Yani A sayılamaz olabilir. Bunu söylememiz lazım. AN sayılamaz da olabilir. AN sayılamaz ise sigmanın elemanı olduğundan o zaman X fark AN kesinlikle sayılabilir olmalıdır. Tamam mı? X fark AN kesinlikle ne olmalıymış? Sayılabilir olmalıymış ki yoksa AN neyin elemanı olamaz? Sigma'nın elemanı olamaz. Peki X fark AN sayılamazsa ne olur? AN yine sigma'nın elemanı olduğu için kesinlikle AN sayılabilir olmalıdır. Tamam mı? Bu iki şeyi özellikle şey yapacağız, bileceğiz. Peki soru şu. AN sayılabilirse bu tanıma göre, şu tanıma göre gördüğünüz gibi AN sayılabilirse AN sigma'nın elemanı oluyor. Doğru mu? Söyleyebilir miyiz bunu? Var mı cevap Evet, vereceğim? söyleyebiliriz. Evet. Peki AN Cidden geliyor sigma'nın mu? elemanı olur tanıma göre. O tanımı getireyim şu yukarıdan. Yukarıdan getirelim. Yukarı çıkıp in, aşağı inmeyelim. Burada işte sürekli düşünmemiz gerekiyor. Bu sorunun cevabını verebilmemiz için. Kopyaladık diyelim. Bu soruyla hakkındaki mülahazalar diyelim. Fikirler, düşünceler. Sadece bu soru hakkında bir onlarca düşünce çıkartabilirsiniz. Şimdi sağ tarafa baktığınız zaman eğer AN sayılabilir olduğunu söyleyebiliyorsanız bu AN'in sigma'nın elemanı olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki olur ve peki şu soru. X fark AN ne olur? Sayılabilir olabilir mi? Birisi bir şey yazmış. Evet, olur. Olur diyor. Var mı cevap verecek başka kimse? Evet. Hayır sen mi sordun? Hayır diyen kim? Hayır sayılamaz. Kim sayılamaz? X fark AN mı sayılamaz? Kim diyor onu? Neden İsmail? Evet. Neden? Neye göre diyorsun? Yani geliyor sesin Kübra. Tümleyen olunca sayılamaz. Diyor İsmail. Neden tümleyen sayılamaz olsun? Neden tümleyen sayılamaz olsun? Neden? AN kümesi sayılabilirse tümleyen sayılamaz olsun. Buna cevap verirsen artı bir puanını alıyorsun. Neyden kaynaklı olarak söyleyebiliriz? Evet, şimdi İsmail'in cevap vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Bir puan önemli.
Geçen notunuz 50, 50'nin altında kimseye geçirmeyeceğiz. Düşünüyorum hocam. Aslında çok zor değil yani. Ya çok yaklaştık çünkü. Başka cevap verebilecek olan varsa, bak İsmail bir bazı şeyleri yürüttü. Evet, cevap verecek olana. Yani tam tümleyen diyebiliriz de. Tümleyeni fark gibi düşünün. Çıkartma işlemi gibi düşünün. Ona göre cevap verin. Yani x fark a n dediğimiz zaman onu sanki bir x fark a n gibi, yani x eksi a n gibi düşünün. Ya zaten onu söylüyor. Onu söyledi de. A n sayılabilirse a n tümleyen sayısı sayılamaz. Tamam, onu zaten söyledi ama neden? Nedeni bir cümleyle istiyorum. Şeyli değil yani. A n'leri ve x'leri katmadan bir cümle söylemeniz lazım. Ha, sonsuz olması yetmiyor. Sayılamaz, sonsuzluk farklı. Peki reel sayılardan tam sayılar çıkartırsanız çıkan şey sayılamaz olur mu? Reel sayılardan tam sayılar çıkartırsanız elde edilen küme sayılamaz olur mu? Sayılamaz olur hocam. Tamam. Şimdi bunu bir cümle halinde söyleyebilir misiniz? Genel anlamda. A n sayılabilir. Evet. Sayılamaz bir kümeden. Sayılabilir bir kümeyi çıkartırsak ne olur? Sayılamaz olur. Bunu istiyordum ben. Sayılamaz. Nedeni bu İsmail. Bunu söyleyecektim. Bunu bekliyorum ben. Hani sayılamaz bir kümeden. Sayılabilir bir kümeyi çıkartırsak ben kendime yarım puan, size de burada yazanlara da yarım puan veriyorum. Sayılamaz bir küme oldu. Peki soru, başka bir soru sorayım. Sayılamaz bir kümeden sayılamaz bir kümeyi çıkartırsak ne olur? Bunun cevabını verene 2 puan vereceğim. Çünkü cevap biraz daha sofistike. Sayılamaz bir kümeden sayılamaz bir küme çıkartırsak. Yani sayılamaz bir kümenin içinde yine sayılamaz diyor İsmail. Hayır, İsmail saymaz oldu şimdi. Sayamaz daha doğrusu. Boş küme falan mı olur hocam? Efendim? Boş küme falan mı olur? Boş küme. Yani kendisinden kendisini çıkartırsak Yani boş mu olur? sayılamazsın sen. Evet, ne diyorsunuz? O zaman yine sayılamaz olur. Boş küme sayamıyor mu boş kümeyi? Boş küme sayılabilir Hayır. kümedir. Sıfır. Eleman sayısı sıfır. Saydım. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. C'den R'ye çıkarsan sayılamaz olur. Tamam. Güzel. Başka bir örnek daha düşün. İsmail. Sayılabilir olma ya da sonlu olma ihtimali var mı? Ona göre bir örnek oluşturabilir misin? Kübra da boş küme dedi. R'den R'yi çıkartırım dedi. Ne diyorsun? O da sayılamaz yapar Yusuf. Evet, buna bir örnek vereyim. Kimse veremedi. Ama Kübra ile İsmail'e örnekler verdikleri için birer puan verebiliriz. Neredeyse sizin adınız. Önde mi kaldı? Ekleyin kendinize puan. Başka örnek var mıydı? Yusuf, sana da bir puan vereyim. O R'den 0-1'i çıkarttığın zaman ne oluyor? O da sayılamaz oluyor. Peki 0-1 arada sayılamaz mıdır? Bundan öyle bir küme çıkartın ki sayılamaz bir küme. Sonu olsun. Ya da sayılabilir diye. Fark etmez. Ya sonu ya da sayılabilir. Buna cevap verin. Hangi küme çıkartırsak aralıktan daha sonu bir küme oluşturun. Ama sayılamaz bir küme çıkartacağız. Buradan sayılamaz bir küme çıkartacağız. Demek ki sonra diyeceğiz ki sayılamaz iki kümenin farkı sayılabilir ya da sonlu olabilir. İsmail'in de dediği gibi kompleks sayılardan reel sayılar çıkarttığınız zaman da sayılamaz çıkacaktır. Bu da ne demek? Sayılamaz iki kümenin farkı sayılabilir de olabilir, sayılamaz da olabilir diyeceğiz. Tamam mı? Ama bu kümeye bir örnek verebilir misin? 0 birden neyi çıkartırsam sonlu şey yapabilir. 2 puanlık soru. Düşünün Yine sıfır biri bakalım. çıkartsak. Efendim? Yine sıfır biri çıkartsak. Hangi Yine sıfır 0? biri çıkartsak. Hayır, onu kendisini çıkartmayacaksın. Başka bir şey. Tamam. Üret, çabuk üret. Geliyor bak, birileri bulacak çünkü. Evet, ne diyorsunuz? 0-1 aralığında öyle bir şey çıkartın ki sonu sayılabilir, son ya da sonu bir küme olsun. Ya da sonu küme olsun, sonu sayılabilirdi zaten. Sonu her küme sayılabilirdir. Evet, bulamayız mı? Allah Allah, niye bulamayız ya? Gerçekten bulamaz mısınız? Bu aralıktan öyle bir aralık çıkartacaksınız ki sonunda çıkan sayıları sayabiliyor olacaksınız. Elemanları 1, 2, 3 diye. 3 tane eleman, 4 tane eleman kaldı falan. Allah Allah. İsmail, bulamayız dediğin için sana artık puan vermişim. Yok mu cevap? Ne kadar zor bir soru ya, gerçekten.
Allah Allah. Ben nerede zor sorular? Ha, öncekine mi demiştim? Tamam. Ben cevabı vereyim. Evet, 0-1 açık aralığını çıkartırsanız bu da sayılamaz bir kümedir arkadaşlar. Çıkarttığınız zaman size sadece 0 ve 1 kalır. 0-1 ise sonlu bir kümedir. Sonlu her kümede sayılabilirdir zaten. Sonlu kümeyi ne yapabilirsiniz? Sayabilirsiniz. Doğru mu? Oldu mu şimdi? Demek ki sayılamaz bir kümeden sayılamaz bir kümeyi çıkarttığımız zaman onu not olarak düşelim. Sayılamaz bir kümeden kendiniz not düşünün. Sayılamaz bir kümeyi çıkarttığımız zaman çıkan küme, ortaya çıkan küme sayılabilir olabilir, sayılamaz da olabilir. Şimdi bunca şeyden sonra şimdi geri dönelim olaya. An sayılabilirse an eleman sigma olur. X fark an sayılabilir olabilir mi diye sormuştum ben. Buna şimdi cevap verebilecek misiniz? Yani x fark an, x eksi an. Ne diyeceğiz? X sayılamaz olduğu için sayılamaz bir kümeden sayılabilir bir kümeyi çıkarttığımız zaman sonuç hüsrandır hocam diyeceksin. Yine sayılamaz olur bu. Demek ki an sayılabilir olursa x fark an sayılamaz olacaktır. Benzer şekilde x fark an sayılamazsa sayılabilirse an sayılabilirse bu sefer x fark an yine aynı şey. Bu yine sayılamaz. Bu yine sayılabilir. Sayılamazdan sayılabilir çıkarttınız. Aslında bu fark an eşit. Bu da an'in sayılamaz olduğunu verir. Demek ki biz buraya baktığımız zaman a'nın sayılabilir olması durumunda x fark a sayılamaz. X fark a sayılamaz olma durumunda a sayılamazdır arkadaşlar. Bu önemli bir şeydi. Şimdi neden önemli? Biz ne yapıyoruz? N eşittir 1'den m'ye kadar an'leri birleştiriyoruz. Şimdi an'lerin hepsi sayılabilirse, an'lerin hepsi sayılabilirse bu sonuçta sayılabilir olur. Buna b diyeyim. Bu da sayılabilirdir. B'nin sayılabilir olması demek B eleman sigma demek. Bunda soğuk sıkıntı yok. Şimdi eğer n eşittir 1'den m'ye kadar an'ler sayılamaz olursa şöyle yazalım. An'lerin hepsi sayılamazsa şöyle onu öyle yazmayalım. An'lerin hepsi sayılamaz olsun. Sayılamaz olsun. Şimdi an'lerin hepsi sayılamazsa x fark an'ler bu an'ler kimin elemanı bu arada? Bunu unutmayın. An'ler kimin elemanı? Sigma'nın elemanı. Sigma'nın elemanı olmasından dolayı an'ler sayılamaz olursa az önceki mütalaadan dolayı yani şuradaki düşünceden dolayı x fark an'ler sayılabilir olmak zorundadır. O halde x fark an'ler yani an'lerin tüm nihayetleri sayılabilir olmalıdır. Şimdi bizim göstermemiz gereken şey bu birleşim. N eşittir 1'den m'e kadar an b. B eleman sigma mı diye bakmaya çalışıyoruz. Şimdi ya b sayılabilir olacak bu durumda ya da B'nin tümleyeni sayılabilir olacak. Şimdi B'nin tümleyeni neye eşit? B'nin tümleyeni n eşittir 1'den sonsuza kadar a'n'lerin tümleyenine eşit bu tanıma göre. Tümleyen ne demekti? Bunu içeri attığınız zaman bu kesişime dönüşür. A'n'lerin tümleyeni. Şimdi a'n'lerin tümleyeni ne olduğunu söylemiştik biz. Sayılabilir. Kesiştirirseniz o da sayılabilir olacaktır. Kim sayılabilir oldu? B'nin tümleyeni. Eğer B o zaman sayılabilir değilse B'nin tümleyeni sayılabilir oldu. O zaman B'miz kimin elemanı oldu yine? Sigma'nın elemanı oldu. Bak daha burada iki tane şeye baktık. Sadece şuna baktık. Birincisi AN'ler sayılabilirse. Bir. AN'lerin hepsi sayılabilirse. Şuraya sayıyla yazayım. AN'lerin hepsi sayılabilirse. O zaman birleşim B o zaman sayılabilir olur. Bu da B'nin sigma'nın elemanı oldu. İki. AN'lerin hepsi sayılamaz olsun. Bu durumda ne olacaktır? A'nın tümleyeni sayılabilir olacaktır. Tümleyenleri sayılabilir olacaktır. Buradan biz yine B'nin sayılabilir olduğunu, B'nin sigma'nın elemanı olduğunu bulabiliriz. 3. Aslında sıkıntı burada başlıyor. Şimdi ya A'nler hepsi sayılabilir ya da sayılamaz aldık. Şimdi bir kısmı sayılabilir, bir kısmı sayılamaz olabilir. Şimdi o zaman bir tane N0 için A'n0 elemandır sigma sayılamaz olsun. Geri kalanı, bu geri kalanları sayılabilir olsun. Buradan ne diyebiliriz şimdi? Şimdi eğer an sıfır sayılamazsa bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman n eşittir 1'den sonsuza kadar ne diyeceğiz? An dediğimiz zaman bunun içinde bir tanesi an sıfır. O zaman bu da sayılamaz olacak. Tamam mı? Şimdi geri kalanları sayılabilir olduğu için an'lerin geri kalanları neymiş? Sayılabilir. Yani bu B kümeniz az önce B ile ifade etmiştik. Sayılamaz oldu. Sayılamaz olunca sigma'nın elemanı olamaz. Ama B'nin tümleyeni eğer sayılabilir olduğunu bulursak o zaman
Bu B'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. Sigma'nın eleman olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayılamaz oldu. Buna göre sigma'nın eleman olamaz. Ama B'nin tümleyeni olursa evet. İkisinden birisinin sayılabilir olması gerekiyor. Şimdi AN'lerin geri kalanları sayılabilir. Doğru mu? Şimdi AN'lerin geri kalanları sayılabilirse bu durumda AN'lerin tümleyenleri sayılamaz demektir. Şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. BN tümleyen ne demek? Tekrar yazıyorum. N eşitliği birden sonsuza kadar AN'lerin neyini alıyorsunuz? Tümleyenini alıyorsunuz. Şimdi tümleyen aldığınız zaman o da eşittir. N eşittir birden sonsuza kadar AN tümleyen. Şimdi bunun içinde AN sıfır da var. Onu yazayım. A1 var. A1 tümleyen. A2 tümleyen. Kesişim. Çünkü bir tane N sıfır için biz sayılamaz olduğunu şey yapmıştık. AN sıfır tümleyen var. Kesişim nokta 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 diye devam ediyor. Şimdi soru şu. AN'lerin geri kalanları sayılabilir olduğunda ANT'ler sayılamaz. Bu sayılamaz. Bu da sayılamaz. İşte bu da sayılamaz. Ama bir tane içinizde sayılabilir var. Bunlar kesiştirdiğiniz zaman o zaman ne olacaktır? Bu her zaman bu küme ya AN sıfıra eşit olur ya da onun altında kalır. Şimdi AN sıfır T'nizde sayılabilir olduğundan kesişim alıyorsunuz. Eğer birleşim alsaydınız işler kötüydü. Sayılamaz verecekti bize. AN sıfır sayılabilir, sıfır T sayılabilir olduğundan o zaman sonuç olarak biz bu şu kümede B'nin tümleyeni bunun altında kaldığında B'nin tümleyeni sayılabilir olacaktır. Bakın B'nin tümleyeni daha doğrusu. B sayılamazdı ama B'nin tümleyeni sayılabilir çıktı. O zaman sonuç olarak bu ikisinden B elemandır. Kim olacaktır? Sigma olacaktır. Çünkü bizim tanımımızı sağlıyor. Şimdi hocam biz bir tane aldık. İki tane al fark etmez. İki tane aldığınız zaman bu sefer onların tümleyenleri ne olacak? Sayılabilir olacak. Aynı burada yaptığımız işleme göre yine biz ne bulacağız? İki tane kümenin şurada AN sıfırla AN bir T ikisi sayılabilir olacak. Bunlar kesişimleri yine sayılabilir kümeye eşit olacak. Çünkü kesişimler biliyorsunuz ki en küçük kümeye götürür bizi. Birleşimlerse en büyük kümeden daha büyüktür. Kesişimlerse ya en küçük kümeye eşittir ya da ondan daha küçüğe eşittir. Kesişim ne yapıyor? Kümeleri ne yapar? Küçültür kesiş sonucunda. A1 ile A2 gibi iki tane kümeyi birleştirdiğiniz zaman kesişimi siz buraya yaparsınız. Hepsi yapmazsınız. Bu ne demek? A1 ile A2'nin kesişimi ya A1'den de küçük eşittir. A2'den de küçük demeyeyim. Daha dardır. Daha dardır. A2'den de daha dardır diyeceğiz. Ya da bunlardan ikisinden birisine de eşit olabilir. Ama bunlardan daha büyük olamaz. Şimdi biz burada bir sürü küme kesiştirdik. Bunlar eninde sonunda sayılabilir olan kümeden daha küçük ya da o sayılabilir kümeye eşit olmak zorunda. Biz burada sayılamaz kümeyi arttırabilir miyiz? AN sıfırları arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz. Ama eninde sonunda o tümleyenler burada yer alacak. B'ler bu anlamda yani AN'lerin birleşimi anlamında sayılamaz çıksa dahi B'nin tümleyeni bize neyi verecek? Onun sayılabilir olduğunu verecek. Bu da bize tanımda ne olacaktır? İstediğimiz şey yani bunun bir sigma C1 olabileceğini verecektir. Burada 3 tane şey var arkadaşlar. Nedir? Case var, durum var. O 3 duruma göre de konuşmamız gerekiyor. Şimdi başka bir soru var. Bu başka soruyu yapalım. Real analiz 4. Altta 5 yazmadık. Neyse çok önemli değil zaten sıralama değişmiyor. Şöyle bir sorumuz var. Bir tane fonksiyonunuz var diyelim. Bir tane f fonksiyonunuz var. Bunun bir tanesini ben yapacağım. Diğerini size bırakacağım. F fonksiyonunuz nereden nereye gitsin? İşte x'ten y'ye gitsin. X'in üzerinde bir c1'iniz var. Y'nin üzerinde, daha doğrusu y'nin üzerinde bir c1'iniz var diyelim. Sigma y diyelim onu. Sigma y üzerinde. Şuna bir fonksiyon olsun diyelim. Ve sigma y üzerinde bir c1 olsun. Bir sigma c1 olsun. Bu soru diğerinden daha kolay. Zoru size bıraktım. Anlaşılması diğerinden daha zor. Sigma y üzerinde bir sigma c1 olsun. Bu durumda şöyle bir küme tanımlıyorsunuz. Buna sigma x diyeceğiz. Sigma x kümesini şöyle tanımlıyorsunuz. Buradan işte hangi şeyleri alalım? A'ları alalım. Bu a'lar f eksi 1, dur a kapsar x diyelim ona. X'in a kümesi olsun. Ama bu a'lar şöyle tanımlanıyor. F eksi 1 b olarak tanımlanıyor. Ve bu b'ler kimin elemanı biliyor musunuz? Y'nin elemanı. Sigma y'nin elemanı. Şöyle bir küme tanımlıyorsunuz. Kümesi, küme ailesi daha doğrusu. Kimin alt kümesi alt kümelerinden oluşuyor? X'lerin alt kümelerinden oluşuyor. Küme ailesi kimin üzerinde c1 olacaktır tabii ki? X üzerinde bir sigma c1'dir. Hatırlarsanız mesela f x to demiştiniz hatırlarsanız. Y to 1 demiştiniz. İki tane topolojik uzay. Şimdi buna topolojik uzay demeyelim de. Daha bunda topoloji tanımlamayalım. Fx'ten y'ye gitsin. Y to 1 bir topolojik uzay olsun diyordunuz. Hatırlar mısınız? O zaman şöyle bir küme tanımlamıştınız. X uzay üzerinde. Şöyle bir to diye tanımladınız. Bir kümeler ailesi var diyelim. Bu kümeler ailesi kimlerden oluşsun? İşte A kapsar X'lerden oluşsun. A kapsar X'ler kimler? A eşittir. F eksi 1. İşte ne diyelim? Y diyelim. İşte B diyelim. B'ler kimin elemanı? To 1'in elemanı. Böyle bir şey tanımlıyordunuz. Ya da şöyle de yazabilirsiniz bunu kısaca. F eksi 1 B yazarsınız. F eksi 1 B'lerden oluşuyor. B'ler kimin elemanı? To 1'in elemanı. Y'nin üzerinde bir to 1 topolojisi var. Siz bunun sayesinde bunun ters görüntülerini alarak bu topolojinin toplarının diyelim. Bu topların ters görüntüsünü alarak
X'de bir aile oluşturuyorsunuz. Bunun adına da to diyoruz. Bu to da X'in üzerinde ne oluyordu? X'in üzerinde bir topoloji mi oluyordu? F'in üzerinde başka koşul var mıydı arkadaşlar? Süreklilik var mıydı mesela? He? Evet, hatırlamıyoruz. Tamam, onu orada bitirdik. Biz de burada bunu yapıyoruz. Y üzerinde bir C1 var. Sigma Y C1'i. Bunun ters görüntülerini alıyoruz. Bu sigma Y C1'ini. Ters görüntüler X'e ulaşıyor. X'teki bu aldığımız elemanlar sayesinde biz X'in üzerinde ne oluşturuyoruz? Bir C1 oluşturduğumuzu iddia ediyoruz. Tamam. Oradasınız değil mi? Topoloji deyince hepiniz şey oldu. Abonden oldunuz. He? Unuttunuz mu o kadar? Hızlı. Hocam biz sınavdan sonra hemen şey yapıyoruz. Adını sen getir. Şalteri kapatıyoruz diyorsunuz. He? Hocam bir sınav bittiği anda bizim için o ders bitmiştir diyorsunuz değil mi? İyi, hoş geldin Zeynep. Buradan gitsin. Biliyorum canım orada olduğunuzu. Resetliyoruz. Ha, doğru kelime resetlemekti. Şimdi bizim ders de böyle olacak. Muhtemelen. Ertesi günü sürmez herhalde. Bir saat sonra resetlersiniz. Şimdi bize mantık aynı yani. Sadece ben mantığı anlatmak istiyorum. F buradan ters aldınız. Belki burada F'in üzerine bir sürekli koşuluna bile ihtiyacınız olmayabilir. Burada yok çünkü. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Koşullar neydi? 1, 2, 3 tane koşulumuz var. Birincisi sigma x'in x'in elemanı olduğunu göstermemiz lazım. İkincisi bir tane a eleman x alırsak x'in elemanı olması gerekiyor dedi. Tam tersi yazacağım. Bak kafam gitti, ben abone oldum. X eleman sigma x'in elemanı olacak. İkincisi a eleman sigma x ise a'nın tümleyeni de bunun elemanı olacaktı. Buna bakacağız. Bu gerçekten sağ. 3 n eşittir 1'den sonsuza kadar diyelim. Sigma c1 olduğunu söylemiştik çünkü. A n'leri birleştirdiğiniz zaman kimin elemanı olacak? Sigma x'in elemanı olacak. A n'ler kimin elemanları? Sigma x'in her biri. Bu 3 şart sağlanırsa biz buna ne diyoruz? Sigma x x kümesi üzerimizde üzerinde şey olur. Ne olur? Bir sigma c1 olur. Şimdi şuna dikkat edelim. Y elemanı mıdır sigma y? First soru. F x'ten y'ye gidiyordu. Doğru mu? En büyük kümeniz y. Evet. X, F, X'ten Y'ye gidiyorsun. Zor bir soru sordun değil mi? Y, sigma Y'nin elemanı olur mu? Kübra olur dedi. Evet, Kübra ile Meltem'e ilk cevap verdikleri için bu zor soruya birer puan veriyorum. Diğerleri uyuduğu için vermiyorum. Y eleman sigma Y olur mu? Evet olur. Çünkü sigma Y bir sigma C1 olduğundan bir sigma C1 olduğundan Y elemanıdır, sigma Y'dir arkadaşlar. Bu kadar basit, sigma Y'dir. Şimdi soru şu. Biz bunların ters görüntüsünü alıyorduk. F-1 Y'nin ters görüntüsü nedir? Şimdi X'ler burada, Y'ler de burada arkadaşlar. Tamam mı? Bunların ters görüntüsü, F bu şekilde gidiyor işte. Noktaları alıyor, buradaki noktaları götürüyor. F-1 Y, X'e mi eşittir? Yoksa X'in bir alt kümesine mi eşittir? Başka bir soru bu. F-1 Y eşittir X mi olur? Yoksa F-1 Y dediğimiz şey, bir tane A kümesi, A kümesi de X'in altında mıdır? Buna mı eşit olur? Bu çok önemli bir soru. İsmail burada bunu söyleyerek zaten fonksiyonu bilmedi. Fonksiyonu ben bilmiyorum hocam diyor. Fonksiyon nedir ben bilmem diyor. Fonksiyon kimmiş? Evet, İsmail buna cevap verdi. X'in alt kümesine eşit olduğunu söyleyerek cevabı yanlış verdi. Niye yanlış? Nedenini de söylerseniz buna 2 puan vereceğim. Buna mı eşit? Buna mı eşit? Doğru bir neden vererek, doğru nedenini söyleyerek 2 puan. Kimse almak istemiyor mu? Yüzeden 2 puan. Neden f-1 y eşittir x olsun? Yok o tamam. X y'nin ters görüntüsü x eşittir. O, nereden çıktı ki o? Neye göre söylüyoruz? İsmail'i burada linçlerken aslında nedenini söylüyorum da. Anlayana. f-1 y eşittir. Neden x olsun? Evet. Sizin soyut matematik hocanız kimdi diye başlayıp sanki benim öğrettiğim her şeyi hatırlıyormuşsunuz gibi. Evet. X'e eşit. Ters görüntüsü X'e eşit. Neden? Meltem. Neden eşit olsun? Hayır. Örten olduğu için olur mu? Örten olursa Y'yi kaplar. Böyle bir örtenlik şartı da vermedik ki. He, fonksiyon olduğu için. Yani fonksiyon olduğu için. Anlamlılık yok. Anlamlılık o değil. Yaklaştım da o değil işte. Arkadaşlar İyi tanımlık. Evet, iyi tanımlıklar geliyor. İsmail bütün şeylere, tuşlara basmaya karar verdi. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştik. Bir fonksiyonun x'ten y'ye, f'in bir fonksiyon olabilmesi için x'teki tüm elemanların y'deki elemanlarla ne yapması lazım? Y'deki tüm elemanlar demedim bak. Y'deki elemanlarla eşleşmesi gerekiyor. Doğru mu?
Böyle bir şey var mıydı? İşte hiç boşta eleman kalmaması gerekiyor. O zaman siz Y'nin ters görüntüsünü aldığınız zaman ister istemez ne elde etmeniz gerekiyor? F bir fonksiyon olduğu için x elde etmeniz gerekiyor. Nedeni bu. Şimdi başka bir şey sorayım. F bir fonksiyon. Fx y'nin altında mı kalır, eşit mi olur? Başka bir soru size. Fx, büyük fx, bu büyük fx, x kümesi yani tüm x'ten bahsediyorum. Eşittir y mi olur yoksa altında kalır ya da eşitliğe mi söyleyebiliriz? Bunlar önemli şeyler. Bu soruyu diğer şeyde kullanacaksınız. Meltem burada fonksiyonu bilmediğini gösteriyor. O da fonksiyonu bilmediğini gösteriyor. Niye eşit olsun Meltem? Eşit olmama durumu var mı? Az önce söyledim zaten. X'teki tüm elemanları Y'deki elemanlara, bak Y'deki tüm elemanlara götüren demedim. Y'deki elemanlara götüren bir şeydir fonksiyon. Fonksiyon üzerine bir şart koymadım. Sadece fonksiyon dedik. Evet. Ne zaman eşit olur? Az önce birisi söylemişti aslında. Kübra ne diyor? Kübra'ya bakalım. Eşit olmaz arkadaşlar. Eşit olmaz. Örten olursa eşit oluyordu. Örtmek zaten buradan geliyor. Tamamen kaplamak anlamında. Tamamen kaplıyorsan, yani x'ler olarak sen gittin öbür tarafa, hepsini kapladığın zaman, üstünü örttüğün zaman örten oluyor. İşte o örten fonksiyon tanımı da oradan geliyor zaten. Bu örten tanımı ne demek? Fx'in y'ye eşit olması demek tamamen. Bütün eleman, y'nin bütün elemanları eşleşmiş demektir bu anlamda. Ama biz örtenlik söylemedik. O yüzden fx ya alt küme olur ya da eşit olur. Yani biz ikincisi bizim için geçerli, tamam mı? Yine puan alamadık. 2'yi geçerli bize. Eğer örtense bunu her zaman söyleyebilirsin. Bak örtmüş işte. Tamamen eşit olmuş demek. Örtmüş demektir. Y'de artık eleman kalmamış boşta. Şu gördüğünüz mesela örtendir. Bak. Artık örten değil. Bak bu şeyde fx eşit değildir. Y'dir arkadaşlar. Şu gördüğünüz yaptığım şeyde. Ama fonksiyondur. Eşit değildir. Örten değildir çünkü. Bak örtmemiş. İki tane açıkta kalmış. Eğer bu iki tane silersem örtendir. Bunlar önemli kavramlar. Şimdi gelelim buna. 1 sigma c1'dir. F eksi 1 y eşittir. X midir diye sormuştum. Siz de demiştiniz ki evet hocam öyledir. Bu da ne anlama geliyor? Bakın bu şeye göre x'in x elemanıdır. Kimin? Sigma x'in elemanı olduğunu söylüyor. Çünkü bize ne diyordu? Sigma x'in elemanları kimlerden oluşuyor? F eksi 1 b'lerden oluşuyor. B'ler kimin elemanı? Sigma'nın y'nin elemanı. Süreyi birazcık uzatayım. Bu soruyla bitireceğim zaten. Şimdi sigma x'in elemanı olur. Çünkü ne diyeceğiz? Y elemanıdır. B şeydir. Sigma y'dir. Y eşittir b. B'yi niye göre yazdım? Şuradakine göre yazdım arkadaşlar. Elemanıdır. Sigma y'dir. Sigma x'in tanımına göre yani tanımından x eleman sigma x'tir. Çünkü y eşittir b sigma y'dir. Bu bir. Bir sağlandı. İki. Diyoruz ki buradan bir tane eleman alalım. A eleman. Sigma x'ten eleman aldınız. Acaba tümleyeni ne demek? X fark a mı? X fark a sigma x'in elemanı mıdır? Tamam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir şey yazalım. Y fark f eksi 1. Bunu şöyle yazsak nasıl olur? Y fark evet. F a eşittir. F eksi 1. Y fark a. Bizim şeyimize eşit oluyor arkadaşlar. X fark a'ya eşit oluyor. Bir bakayım. A eleman sigma x olsun diyelim. Dur şunu şöyle yazalım. Olsun. Göstermemiz gereken x fark a'nın sigma x'in elemanıdır. Şimdi a eleman sigma x ise şu tanıma göre, bakın şu tanıma göre onu bir yazalım. A eleman sigma x'miş. Bize bir şey verecek mi bu tanım? A eleman sigma x o da eşittir. A kapsar x öyle ki a eşittir f eksi 1 b. B eleman sigma y. Şimdi bu şunu söylüyor bize. A eleman sigma x ise sigma y'de öyle bir b elemanı vardır ki en az bir b eleman sigma y vardır. Öyle ki a eşittir f eksi 1 b'dir arkadaşlar. Şimdi f eksi 1 b kimin elemanı demiştik? Daha doğrusu sigma b kimin elemanı? Sigma y'nin elemanı. Şimdi sigma y'nin elemanıysa bunun tümleyeni de b'nin tümleyeni de kimin elemanıdır? Sigma y'nin elemanıdır. Şimdi sigma b'nin tümleyeni sigma y'nin elemanıysa bu ne demek? Y fark b demektir. Elemanıdır sigma y. Şimdi bu yine tanıma göre, sigma x'in tanımına göre, sigma x'in tanımından. Bunun ters görüntüsü kimin elemanı olacaktır? f-1 y fark b elemanıdır. Sigma x olacaktır. Çünkü bu küme bunlardan oluşuyor. Kimlerden oluşuyor? Sigma y'nin ters görüntülerinden oluşuyor. Bu da sigma y'nin elemanı olduğuna göre ters görüntüsü sigma x'in elemanı olmuş oluyor. Şimdi f-1 y fark b neye eşittir? X fark f-1 b'ye eşittir arkadaşlar. Bunu ispat edeceksiniz. Bunu soyut matematik kitaplarından bulabilirsiniz. Kendiniz de ispat edebilirsiniz.
Şimdi gelelim asıl olaya. Biz bu f-1 y fark b kimin elemanı olacaktı? Sigma x'in elemanı olacaktı. Peki f-1 b kime eşitti? Gelelim. A'ya eşitti. O zaman buradan x fark a kimin elemanı oldu? Sigma x'in elemanı oldu. Başlangıçta ne aldık? A'yı sigma x'in elemanı olarak aldık. En sonunda ne bulduk? X fark a'nın sigma x'in elemanı olduğunu bulduk. Bütün mevzu şu. Şurada bir a kümeniz var. Tamam mı? Bunun kimin eleman olduğunu biliyorsunuz. Sigma x'in eleman olduğunu biliyorsunuz. Biz de diyoruz ki senin öyle y'de bir elemanın var ki bunun adı b. Bunun ters görüntüsü yani f-1 a'ya eşit. Düz görüntüsü de aslında f(a)'da kime eşit? b'ye eşit anlamına geliyor. Şimdi biz ne yaptık burada? Ben bunu ne diyorum? f-1 b'nin a olduğunu yazdım zaten. Ama b'nin de bir şey olduğunu biliyoruz. B kimin elemanı? Sigma y'nin elemanı. B sigma y'nin elemanıysa bunun tümleyeni bir dakika bir daha şu sarıyla şey yapalım. Bunun tümleyeni burası mı? Evet. Bu tümleyen yani y fark b de kimin elemanıymış? Sigma y'nin elemanı. Şimdi dikkat ederseniz sigma y'nin ters görüntüsü şey pardon, y fark b'nin ters görüntüsüne baktığınız zaman burada bu ne olacaktır? Şuraya resimlenilmiş olacaktır arkadaşlar.